Merhabalar bütün hayvansever dostlar. Yeni üyeler hoş geldiniz. Eski üyeler de merhaba. Serkan candan çaldım yine. Size bu videoda deve kuşu yumurtasını tanıtacağım arkadaşlar. Deve kuşu yumurtasını. Deve kuşu yumurtası kümeslerde ne işe yarar? Dilimin döndüğünce onu anlatacağım. Bakın burada. Arkadaş ben bu videoyu çekerken niye hep böyle sağ köşe kafam sağ sağ gözüm kayıyor ben anlamadım. Şöyle deve kuşu yumurtamla kurtlandım. Normalde gün ışığında gündüz çekecektim. Ama şöyle hani o Nusret böyle tuz serpiyor ya ben de öyle tutayım şöyle. Şöyle he. Dostlar, deve kuşu yumurtası ne işe yarıyor kümeslere? Deve kuşu yumurtası Osmanlı zamanında mabetlerde, işte camilerde ve saraylarda olmak üzere örümcek kovucu olarak kullanılıyordu. Evet, yani örümcek kovucu olarak kullanılıyordu. Deve kuşu yumurtası yani işte avucumda şu anda hemen hemen bir beyzbol, Amerikan futbolu topları var ya. Veya handball topları, handball. Onun büyüklüğünde. Ve bunun üst kısmı deliniyor ve buradan bir miktar su koyularak içine, yani şurasına kadar bir su koyuyorsunuz. Şöyle şurasına kadar bir su koyuyorsunuz. Yani işte şu şaşalın yarısı kadar su dökeceğiz bunun içine. Ve asıyoruz bunu. Yani işte kaç metrekare bir alanı etkiliyor derseniz tam olarak istatik olarak istatiksel olarak bilemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bir dairenin işte 150 metrekare, 200 metrekare bir daireye bir tane deve kuşu yumurtasını çok rahat yeteceğini düşünüyorum. Ben Omsan Lojistik depodayken depoda çalışırken deponun her yerine kendi elimle asmıştım bu deve kuşu yumurtalarını bundan tam 14 sene önce OYAK kuruluşudur Omsan Lojistik AŞ. Riştıra'ya sepet taktık. Deponun bütün etrafını arkadaşım gezdirdi Riştırak'ta beni. Ben de yukarıda sepetin içinde bunları deponun belirli mesafelerde işte nasıl söyleyeyim 10 metre mesafelikle aralarla yüksek yerlere astım kullanılmayan yüksek yerlere astım. Bunları o zaman hatta üstüne eşimin ismini yazmıştım. Ahmet Yusuf dünyada yoktu. Bizim formenimiz görmüştü. Sormuştu bu isim kim diye. Bir şekilde görmüş. Çok meraklı bir adamdı. Yani dikkatli bir adamdı. Yani demek dediğim gibi özellikle kümeslerinde çok örümcekten şikayet edenler bu uygulamayı deneyebilirler. Osmanlı zamanında saraylarda ve dini mabetlerde, camilerde olmak üzere kullanılan bir yöntem bu yöntem. Çok eski bir yöntem. Bir şekilde işte bunun içine su döküldükten sonra bir kimyasal bir tepkimeye giriyor veya bir koku salgılıyor. Örümcekler gidiyor. Peki şöyle söyleyebilirsiniz. Birol abi işte örümcekler seni neden rahatsız ediyor? Yani neden rahatsız ediyor? Arkadaşlar şimdi burada ben yakın bir zamanda mesela ateşle temizlik yapacağım. Yani tüpe pürmüzü takacağım. Bu şeylere yapışan, tellere yapışan, bakın burada. Görüyorsunuz değil mi? Tellere yapışan tüyleri temizlemenin başka bir yöntemi yok. Bunları ancak ateşle temizleyebiliriz. Tabii duvarlarda da çok örümcek ağı yapıyor. Bir de bu örümcek ağları gördüğünüz gibi bakın burada gördüğünüz gibi bakın burada şeylerin yani güvercinlerin tozunu tüyünü çok çekiyor. Yani tabii ki öyle olunca da ortamın kokusu değişiyor. Yani sürekli bu örümcek ağları burada ortağın
tozunu, pisliğini tutuyor örümcek ağları. Dolayısıyla yani çok istenilen bir şey değil. Ortamın kokusu değişiyor. Sürekli toz, tüy, kanat falan yapışınca bunlara ne oluyor arkadaşlar? Ortamın kokusu bozuluyor. Yani içerinin oksijen kalitesi bozuluyor. Pis bir koku oluyor. Yoksa örümceklerin bana bir şeyi yok, zararı yok ama dediğim gibi temizlik yapmama engel oluyor. Çünkü hiçbir canlıyı bir ol karalı veya herhangi bir Müslüman yakamaz yani. Canlı karınca da olsa yakamaz. Bu örümcek de olsa yakamaz. Çünkü her can aynıdır arkadaşlar. Her can aynıdır. Karıncanın canı da bir, insanın canı da bir. Yani yerde biz yürürken bazen adımımızı uzun atıyoruz, bazen kısa atıyoruz ki karıncalara mesela basmayalım diye. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü onların canını kendi canımız gibi biliyoruz. Ondan dolayı zarar vermemeye çalışıyoruz. Böcek dahi olsa. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Her can diyor ölümü tadacaktır diyor. Bu da ne anlama geliyor? Her canın önemli, her canın kıymetli olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla karıncanın canı da bir, insanın canı da bir. Yani orada ayrım yapmamış. Yani her insan ölümü tadacaktır dememiş. Ne demiş? Her can ölümü tadacaktır deyince oradan da ne çıkartıyoruz arkadaşlar? Oradan da ne çıkartıyoruz? Demek ki bütün canlar kutsaldır. Bütün canlar kutsaldır. Bununla alakalı söylemek istediğim başka... bunu mesela kaç liraya aldım ben bu şeyi? Deve kuşu yumurtasını arkadaşlar. Ben bu deve kuşu yumurtasını 100 TL'ye aldım. Yani 100 puan aldım. Şu haliyle yani demir aksamıyla birlikte 100 puan aldım. Şimdi gideceğim orada kümesin bir köşesine asacağım bunu. Örümcek kardeşler de kaçacaklar buradan inşallah. Burada barınmayacaklar. Çünkü benim temizlik yapmama engel oluyorlar. Ördükleri ağlara güvercinlerin tüyleri takılıyor, tozları takılıyor. Ortamın kokusu değişiyor. Ortamın kalitesini, oksijen kalitesini düşürüyorlar. Dediğim gibi yoksa bana bir zararları yok. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yorum kısmına belirtin. Bu deve kuşu yumurtasına ulaşmak istiyorsanız, yani kargoyla size sahip olmak istiyorsanız yorumlara belirtin. Bakarsanız ben toptan bir deve kuşu yumurtası alımı gerçekleştiririm. Talep edenlere kargoyla gönderirim. Buradan elinde deve kuşu yumurtası olan arkadaşlar da telefon numarası bırakacağım. Birol Karalı kanalının kurum hatta o telefon numarası. Hakkındalar kısmında da yazıyor telefon numara. Oraya bilgi geçebilirsiniz. İşte oraya da Birol abi işte elimde 50 tane deve kuşu yumurtası var. Satabilirim. Sahiplenmek istiyorsan, talipsen bana ulaş şeklinde mesaj atın. Ben size dönerim. Arkadaşlar mesajlarınızı oturaklı atın. Yani işte Birol abi benim kümesime de gel. Kardeşim geleyim de nereye geleyim? Yani açıklayıcı bir cevap yazmanız lazım ki ben sizi ciddiye alayım, ben size döneyim. İşte Birol abi bir saniye bakar mısın? Kardeşim nereye bakayım? Doğuya mı bakayım, batıya mı bakayım, kuzeye mi bakayım? Oturaklı mesaj yazanlara ben mutlaka dönüş yapıyorum. Ama her oturaklı mesaj yazan da düzgün insan olduğu anlamına gelmiyor. Bazen çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyoruz bununla alakalı. Adam bir şeylerle paylaşıyor benimle. Konuşuyor. Abi final yok. Yani muhabbette finali erdiremiyor. Şöyle ki bir örnek veriyorum, bir şey bir kuşa talip oluyor. Anlatıyorsun. Final yok. Yani boş muhabbeti de aramayın arkadaşlar. Birol Karalı kanalı 900 hatlar değil. Sizin zamanınızı dolduracak, gönlünüzü alacak 900 hatlar değil. Benim de bir ailem var, benim de bir özel yaşantım var. Dolayısıyla boş muhabbetleri aramayın. Mesaj olarak sevginizi, saygınızı gönderebilirsiniz tabii ki. Ben oturaklı mesajlara zaten dönüş yapıyorum. Ama mesajınızda açıklayıcı olun. İşte Birol abi ben Pendik'te oturuyorum.
benim kümesime de gelir misin, ailemin haberi var şeklinde, ailemden izin aldım şeklinde yaparsanız mükemmel olur. Dediğim gibi elinde deve kuşu yumurtası olan varsa, sahiplendirmek, toplu şekilde satmak isteyen varsa bana ulaşsın. Siz de hayvansever dostlar, kümes sahipleri veya sadece kümes değil abi, bunu iş yerinizde de yapabilirsiniz. Mesela iş yerinizde deve kuşu, örümcekten müzdaripsinizdir. Mesela sürekli ağ örüyorlardır. Sürekli temizlik yapmak zorunda kalıyorsunuzdur. Veya müşterileriniz rahatsızdır bu konudan. Bir tane asıyorsunuz markete, bakkala. Bütün veya iki köşesini alsın. Bütün örümcekler barınmasın. Temizlikle alakalı toz tutan, pislik tutan bu örümcek ağlarından da kurtulmuş olursunuz. Özünde dediğim gibi, altını çizerek söylüyorum, örümceklerle hiçbir alıp veremediğimiz yok arkadaşlar. Dediğim gibi iş yeri sahipleri veya evde olabilir. Yani evdeki bayanlar da kullanabilir. Yorumlarda belirttim. Birol abi, eğer toptan bunlardan alırsan biz de sahiplenmek istiyoruz ücret mukabilinde derseniz, ben de ciddiye alırım. Giderim bir toptan bir 50-100 tane veya 200-300 tane fark etmez. Bunlardan alırız bu deve kuşu yumurtalarından. Arkadaşlar siz de örümcek ağlarından kurtulursunuz. Herkes Allah'a emanet olsun. İnşallah açıklayıcı, hoş bir sohbet olmuştur. Şimdi içine bir miktar bunu su koyalım hep birlikte. Kurtlandım gece gece. Tamam, bu kadar su yeter. Deli gibi de su koymaya gerek yok. Arkadaşlar bunu bu şekilde buraya asacağız. Yumurtamızı kırmadan tabii ki. Böyle bu şekilde buraya asacağız. Bunun böyle burada durması yeterli. Dediğim gibi herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Örümceklere ve örümcek ağlarına son. Kesin son. Eminim.